Kedi gibiyim yani sürekli işte <laughs> şuraya dur beni i̇şte Galiba bu bazen çekinmez olabiliyor mudur bilmiyorum sormak lazım. <laughs> Görüyorum ki insanlar çok bireysel. Bence bir yerden yaklaşıyorlar. <laughs> Çoğunlukla kendin olmana da izin vermiyorlar. Evet. Müdahale edemeyeceğin şeyler için kendini yorma yani. Beni hani hiç beklemediğin bir şeyi böyle konduramıyorsun da babacan desen <gülüyor> değil. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> böyle hay Allah diyorsun öyle değildir ya ama yok öyle yaptı bayağı bu sapık. Evet. Oh. <laughs> Düz kanalımıza <Şöyle>. abone olun <laughs> şuralarda beğenip <Şuralarda. gülüyor> tıklayıp. Bir Başka'dan herkese merhabalar. Bugün Melisa Akman konuğumuz. Melisa, hoş geldin. Burada hoş buldum. Burada olduğun için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Nasılsın, nasıl gidiyor? Valla şu an bir tık heyecanlıyım. Çünkü insanın kendini ifade etme ve ifade edememe sürecini <gülüyor> <gülüyor> verdiği bir buhranı kendi içimde Hı -hı. yaşıyorum. Neler yapıyorsun? Barbaroslar serüveni nasıl başladı? Şöyle, önce karakter analizi geldi. Hı -hı. İşte çok güçlü bir kadın karakter yolladılar. Eril bir düzlemde işte evet. dişilliğini kaybetmeden kendi varlığını ortaya koyabilen bir güçlü kadın Hı -hı. karakterdi Korsan. Hem savaşıyor <laughs> aynı zamanda. İlgi çekici buldum, kabul Hı -hı. ettim. Sonra projeye dahil oldum. Şimdilik bir final sezonuna girdik. O yüzden ara verdik. Hı hı. Onun dışında tekrardan normal yaşantıma döndüm. Çünkü çalışırken çok fazla hani kendinle ilgilenme fırsatın olmuyor. Tekrardan normal alışkanlıklarıma geri dönüp hı hı. E, hayatımı sürdürmeye çalışıyorum İşte Kedimle, köpeğimle falan ilgileniyorum. Öyle normal bir insan. Peki dönem işinde ilk defa rol alıyorsun bizim aslında benim bundan 10 yıl önce hı hı. ilk işim muhteşem yazıyordu. Doğru, evet. İlk ilk işim muhteşem yazıyordu. <laughs> o zamanlar hı. daha okuldaydım. Bizde yasak da oynamak böyle çaktırmadan gizli gizli <laughs> oynuyordum. <laughs> Ama orada tabi sürekli sarayda ne, de, ne <laughs> savaşıyoruz, ne bir şey burada kılıç kullanıyorsun vesaire. Mesela işte en son bir bölüm çektik daha yayınlanmadı. Bombalar patlıyor, bir direk düştü şuradan falan ya yani gerçekten hani aksiyonun içinde olduğun evet. bir işti. O yüzden çok zor. Evet zorluklarını da sormak istiyorum. Yani zaten hani bir uzun set saatlerinden dolayı yorucu bir meslek, mesleğin içindesin. Ama bir yandan da aksiyonu da bol bir set burası. Nasıl böyle artıları eksilerini karşılaştırırsan neler söylemek istersin? Şöyle bizim setimiz çok düzenliydi. Yani hmm. belli bir saatten sonra sen evine yol hmm. En azından öyle çok uzun uzun bir hmm. vardiya durumu, var diye dedim <laughs> Olmuyor. Evet. Ee, ama tabii ki yine kendine ilgilenemiyorsun. Sabah köründe gidiyorsun, akşama kadar çalışıyorsun. Evet. işte Kılıç kullanıyorsun ata biniyorsun geri hı hı. geldiğinde hani o kadar fazla aksiyon var ki çok yorucu oluyor bir yerden sonra. Ben ilk elime kılıcı aldığımda şoka girmiştim. Hı. Çünkü hani eskirim dersim vardı. Hı hı. Onun gibi zannediyordum. Alakası yok. Aksiyon çok yorucu, çok zorlayıcı, emek isteyen bir şey. Hı hı. Uzun çalışmalar isteyen bir şey. O nedenle de tabii ki dönem işi bir tık sıkıntılı. Benim açımdan artık hani <laughs> şey diyorum. Yönetmenimiz dalga geçiyor. Melisa'nın son dönem işi diye. Çünkü çok fazla aksiyonun <laughs> içine girdi benim karakterim. E, set bir nasıl? E, set günleri nasıl geçiyor? Dönem işi olduğu için daha ayyuka mı çıkıyor? Mesela gerilim olsun. işte işte setteki bazı egolar olsun. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Öyle setler yaşıyoruz Çok eğlenceli. <laughs> çok tatlı bir ekibin içine geldim. <laughs> İlk gün gittiğinde tabii bir yabancılaşıyorsun. Evet. Bir modern dünya içinden bir orta çağa giriyorsun. Ekiple o zaman enerjin tuttu. <laughs> evet evet çok tatlıydı <laughs> hepsi çok tatlıydı. Özellikle Serdar abi benim e, Barbaroslardaki <laughs> partnerim Rosa karakterini oynuyorum ben. Don Diego'ya çok aşık. O da korsan İspanyoluz biz. <laughs> Ondan sonra kötüler olarak Hı -hı. girdik. Serdar abi hayatımda tanıdığım en komik insanlardan biri. Gerçekten onunla oynamak benim için çok güzel bir Hı -hı. E, tecrübeydi, süreçti. Biz çok eğlendik. Harika. <laughs> Peki diğer dönem işlerine bakıyor musun? Yani böyle Gıpta'yla izlediğin e, yani dönem dışında işleri. dışında var Hı -hı. tabi. Hı -hı. İlla hani çağ olmasına gerek yok işte atıyorum Peaky Blinders evet. veya işte yine daha fantastik olan işte Hı -hı. Game of Thrones tabi bunlara bir bakıyorum yani. Türkiye'de Peki nerede görüyorsun şimdi birçok bir dönem dizisi var ve her kanalda da neredeyse Hı -hı. birer tane var ve e, ben bazen hani acaba dönem dizisi zehirlenmesi mi yaşıyoruz diye düşünmeden edemiyorum. Tabii ki hani yaptıkça gelişen bir şey. Daha e, farklı yerlere geldik bir birkaç sene içerisinde. Çok büyük bir kademe atladık aslında bence. E, teknoloji olarak da e, içerik bakımından da ama e, belli bir haddede de böyle her kanalı açtığında dönem dizisiyle karşılaşmak biraz e, insanı çekiyor Rı, sanki şey böyle. Uzaklaşıyorsun. uzaklaşıyorsun. E, sen ne düşünüyorsun? Ya Türkiye'de dönem dönem Furyalar oluyor. Evet. işte atıyorum A dizisi. E, kesinlikle. İşte, doktor dizisi. E, doktor dizisi hı hı. veya işte Karadeniz dizisi. Hı hı hı. Bunlar hani talebe göre aslında çekiliyor. Çekilin. Yani seyirci ne istiyorsa yapımcı da onu veriyor. Hı hı. Dönem işi çekmek çok daha bütçeli ve emek yani hepsi emek isteyen tabii ki projeler Hı -hı. ama dönem deyince yani o duyguyu, o ambiyansı tutturmak işte oyunculukta bile bir şeye giriyorsun. Farklı bir konuşma dilin değişiyor. Evet. Daha farklı bir kanala giriyorsun. O yüzden daha zor bir kul var gibi geliyor Hı -hı. bana. Dediğim gibi aksiyon açısından da mesela yani hani çok fazla set kazası olabilir. Evet. Yani çok daha Bizi tehlike olur. içeren bir yer. Hı -hı. O yüzden hani Piyasanın e, talebine talep bakınca meselesi diyorsun. Yani işte ona uygun görüyorlar. Ben yani de çok Oldu sorgulamıyorum ya. o konuyu. <gülüyor> <gülüyor> hani ben oynar geçerim ben. Ne izliyorum mesela işte komedi eksiği var bu ara. Komedi çok az yapılıyor. Onu görüyorum. Neden acaba komedi çekmiyorlar? Ülkenin de çok ihtiyacı var komediye. Kesinlikle. Komedi bekliyorum mesela. Peki başka projelerinden de bahsetmek istiyorum. Yeni bir ee, film vizyonu gelecek evet sanırım. Evet filmim var. Hı hı. E, Eflatun, hı hı. Cüneyt Karakuş çekti. Kerem Boris'in İrem Helvacıoğlu oynuyor. Hı hı. Bağımsız bir film. Çok düşük bir bütçeyle çok güzel bir iş çekti Cüneyt yönetmenimiz. Şimdi işte onun girmesini bekliyorum. Ondan biraz bahseder misin hem karakterinden ee, hem filmden? Karakterim e, Kerem'in oynadığı karakterin nişanlısını oynuyorum. Hı hı. Yine anti bir karakter fakat hani kötü 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 biri değil. Yani şartların getirdiği durumun içinde kendini var etmeye çalışan bir. Hı hı. Kadın. Çok fazla bir şey de söyleyemiyorum. Spoiler olur, yanlış şey söylerim <laughs> falan diye. Peki ne zaman buluşacak seyirciyle? Ee, Bağımsız bir film olduğu için Eylül, de tabii. kim gibi düşünüyoruz ama ben tabii ki bu konuda çok böyle bir Hı -hı. bilgi sahibi değilim. Ee, merakla bekliyoruz. Ben de merakla bekliyorum izlemeyi. Süper. <laughs> Bundan sonraki projelerinde böyle muhakkak şöyle bir karakteri canlandırmak isterim dediğin bir karakter tipi var mı kafanda? Çünkü seni araştırırken risk almayı sevdiğini de okudum. Çok böyle ters köşe bir şey yaparım. Ters köşe bir şey oynamak isterim diyor musun? İsterim. Hı -hı. Çok isterim. Ben şaşırtmayı çok severim. Hı -hı. Oyuncuyum çünkü. Yani bedenimi değiştirebilirim. Hazırım aslında her şeyi oynamaya hazırım Hı -hı. ama tabii özellikle Beni daha çok zorlayacak, işte psikolojik açıdan daha sıkıntılar yaşayan karakterleri canlandırmayı çok isterim. Ama böyle spesifik bir şey, şöyle bir karakter oynamak isterim. Mesela? Böyle kar var mı mesela? Veya şöyle Girl söyleyeyim. Girl Interrupted'da mesela Hı -hı. Angelina Jolie sosyopat oynuyordu. Sosyopat oynamak isterim. Hı -hı. Bir akıl hastası oynamak isterim. Türk dizi tarihinde keşke ben oynasaydım ya bu karakteri dediğim bir karakter var mı? Böyle tutulduğun, <gülüyor> <gülüyor> çok sevdiğin, açıp açıp izlediğin. Yani açıp açıp izlemesem de çok sevdiğim Hı -hı. karakterler var. Bihter Ziyagil olabilir mesela Ay evet. müthiş bir karakter. Evet kesinlikle. Ee, veya Avrupa yakasındaki işte Şahika'yı oynamak <laughs> Kesinlikle. Ben iki karakteri ee, de çok beğenerek. Hani öyle şeyleri sevdiğim çok karakter var. Hı -hı. Peki yine risk alma olayına girersek risk almayı seven biri e, olduğunun notunu düşerek kariyerinde ve hayatında aldığın en büyük riski sorsam sana. Kariyerimde ve hayatımda aldığım en büyük risk oyuncu olmak. Yani Hı -hı. hiçbir garantisi yok. Hı -hı. Çok seni hayal kırıklığına da uğratabiliyor. Emeğinin karşılığını her zaman alamaya da biliyorsun. Hı -hı. O yüzden evet oyunculuk. Yani. Peki oyunculuğu ilk kez ne zaman hani tam anlamıyla istedin ve harekete geçtin? Oyunculuk benim için çok ilginç bir süreç oldu. Aslında hiç aklımda yoktu. Bizim ailede de hiç yoktu. Hani sanatla ilgilenen biri. Ee, ortaokuldaydım. Okulun bir tane şey grubu var işte tiyatro grubu. Hı hı. Ben de ona girdim. Sokak çocukları adına böyle bir oyun yapıyorlar. İnteraktif bir oyun yani. Şimdi yapmaya kalksan interaktif oyun çok zor. Evet. İşte o dönemin eğitimsizliğiyle ve işte o genç enerjinin hı hı. verdiği güçle hani çok rahat yapabildiğimiz bir şeydi. Ben oradan çok güzel geri dönüşler aldım. falcıyı oynuyordum orada hı hı. da. İşte böyle seyircilerin arasında dolaşıyorum işte ve yapıyorum. <gülüyor> 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 Konuşuyorum falan ama hani... Beni de şöyle hayal edin. Benim çocukluğum metal müzik dinleyen, anime izleyen, FRP oynayan, hı hı. işte kitabını okuyan köşede falan kendi halinde nört bir çocuk. Hı hı hı. hani o ondan çıkıp evet, başkalaşıp evlenmek. bambaşka bir şey oynayıp değişik tepkiler gelmesi çok hoşuma gitti. Hı hı. Öğretmenim annemle konuşmuş. Demiş ki işte kızınızı tiyatroya yönlendirmek ister misiniz? Annem de kibarca düşünelim. <laughs> ondan sonra. Çünkü yani avukat gibi daha böyle hı hı. eli ayağı tutan meslekler yapmamı istiyordu haklı olarak. Yani ülke şartlarına evet. bakınca. Ben o günden sonra böyle bir zehir girdi kanıma. Dedim anne ben oyuncu olacağım galiba. Dedi kızım hayır yani yapma çok üzülürsün falan. Sonradan o kadar aşık oldum o kadar hani üstüne gittim ki bu aşkla onları da ikna ettim. Yani aile desteği olmadan çünkü çok zor bu Doğru. mesleği yapmak. Hı hı. Ee, benim öyle başladı oyunculuk. Peki nasıl yani eğitime mi başlayayım dedin yoksa alaylı bir şekilde mi devam ettin kariyerine? Ee, önce... Ben her konuda eğitimin şart olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunun illa bir okul olmasına gerek yok. Bir ekol de olur. Hı hı. Yani yeter ki insan kendini bir noktada açsın, geliştirsin, kendinden çıkabilsin, özümsesin. Araştırsın yani. Hı hı. Ben önce kurslara gitmeye başladım. Sonra konservatuar öncesi eğitim aldım. Çünkü aklımda hep Mimar Sinan'a gireceğim ben hı hı. vardı. Takıntı haline getirmiştim. İlk yıl girdim aşama aldım kazanamadım. <laughs> <laughs> e, Halic'e gittim. Bir yılmış bir kenter vardı orada da hocamız. Harika. Onunla okudum. Ondan sonra ikinci yılımda ben Mimar Sinan'ı kazandım. Hı hı. Orada bir beş yıllık eğitimimiz vardı. Beş yıla çıkmıştı o zaman da. Sonra sürecimi tamamladım. O dönemler tabii daha katıydı bizim. Şimdi öyle mi bilmiyorum. Dizilerde oynamak çok hani yasaktı. Ama aldığım eğitimden çok memnunum. En azından hani grup olmayı, birlik olmayı, birlikte bir şeyler üretmeyi o şekilde öğrendim. Çünkü şimdi dizi piyasasına girdiğimde görüyorum ki insanlar çok bireysel, yani çok bence bir yerden yaklaşıyorlar. Ee, bu noktada da Yaptığımız iş egosal açıdan çok zor, evet. ee, insana dair bir iş olduğu için insanın insanla verdiği savaş gerçekten çok yorucu. Böyle bir noktada hani kendinden sıyrılarak, hı hı. işte kendi motivasyonunu kırmadan bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. Aldığım eğitimin bu noktada çok faydası oldu. Ben performatif alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dans geçmişim de var hı hı. ve e, oyunculuğun aslında beden açıklığı, beden üstüne kurulu bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Genelde rollerimde de hep bedenden yola çıkarım, daha dışa vurmaya çalışırım bunu. O açıdan denemeler bitmiyor, çalışma bitmiyor, eğitim bitmiyor. Deniyorum ben de. sürekli, sürekli gelişen bir evet. şey, üstüne konulan bir şey yani. Kendi içimde de, mesleğimde de işte dengeyi bulmaya çalışıyorum. Hı hı. Çünkü hani bir şeyi iyi yapıp yapmadığını da bilemiyorsun veya çoğunlukla kendini rezil ediyorsun. Hı -hı. <laughs> çoğunlukla kendin olmana da izin vermiyorlar. Evet. Peki bu hani bireysellikten de bahsettin ya egolarla da aslında bir raddede savaşmak zorunda kalıyorsun. Hiç böyle pes ettiğin noktalar oldu mu? Yani oldu. oyunculuk yani... seçtim ama hani neden seçtim dediğin zamanlar olmuştur herhalde. İlk kırılmamı üniversitede yaşadım. Babam vefat etmişti. O dönemde de çok zorluyorlardı. Bizim okuldan da 7 biz 12 kişi alınıyoruz. Bir önceki dönemden 7 kişiyi sınıfta bıraktılar hı hı. atmak üzere hazırlık sınıfı diye bir şey çıkarttılar. Benim çok moralim bozuldu yani hani öyle bir yarış atı kıvamındayız ki mesela bir şey yapıyorsun bu böyle olmaza geliyor. Hı hı. Veya yara, ya yaratmak üzerine girdiğim bir yerde yaratıcılığının kısıtlanıyor. Hı hı. Ama bu biraz seninle de alakalı bir şey aslında. O dönemin verdiği ergenlik belki işte daha idealleri peşinde koşan bir insanın işte kapatılmaya çalışması ya da kendine ifade edemeyiş biçimi hı hı. seni çok zorluyor. İlk orada bir pes ettim. Sonra birkaç sette bir tabii herkes gibi benim de yaşamak istemediğim bir takım şeyler oldu. Onlar da böyle acaba ben ne yapıyorum ya? Hakikaten ne yapıyorum? Bu sorguladığım yerler oldu. Yani çok kez bırakmayı denedim ama yani ailem her defasında aslında Melisa bu kadar emek verdin hani çocukluğundan beri bunu hı hı. istiyorsun. Arkadaşlarım çok destek oldu. Yani psikolojik sağlığını, ruhsal sağlığını tut, diri tutmak çok zor Kesinlikle. böyle bir işte. O yüzden tabii ki her insan gibi bence yani oluyordur. Tamam oldu. Peki yani bu nasıl peki başa çıkıyorsun? Ben çünkü ben de zamanında rejide çalışıyordum işte setlerde ve kamera arkasında çok zor, sürekli ağlıyordum. Çok zor. Yani yardımcı yönetmeniyle farklı bir diyalog yaşıyorsun. Bir de daha da duygusal bir insanım. Sen, de yani gördüğüm kadarıyla duygusal bir insansın. Ben çok ağlıyordum. Ben de çok ağlıyordum <laughs> ve hani belli bir haddeden sonra dedim ki yok yani ben yapamayacağım artık burada ve oradan çıktım. Yani sen nasıl bir şey bağışıklık sistemi geliştirdin? Ben şöyle geliştirdim. Yaşadığım olayların kendimle alakalı olmasından ziyade Hı -hı. karşımdaki insanın çözememiş geçtiklerinden dolayı evet. olduğunu kabul ettim başta ve e, en büyük hani bana yardımcı olan cümle müdahale edemeyeceğin şeyler için kendini yorma yani çok hani doğru. Bu, bu bana biraz güç verdi Hı -hı. ve şey işini seviyor musun seviyorsun kadın olmak zaten çok zor yani her meslekte çok zor Kesinlikle. burada daha da zor çok fazla yargılanıyorsun çok fazla duvarla karşılaşıyorsun Hı -hı. bu noktalarda duyarsızlaşmayı yani Gülüp geçiyorum. <gülüyor> Sorgulamamayı <gülüyor> en güzel, öğrendim. En hani <laughs> yeri geldiğinde tabii ki kendini ifade etmen gerekiyor. Ama bazı şeyler için eğer değmiyorsa ve karşındaki insan bunu anlayabilecek kapasitede değilse yani çok da yormaya gerek yok. Çünkü başka bir meslekte de bunu yaşayacağım muhtemelen. <laughs> yani bu sırf hani oyunculuğa öz, özgü bir şey de değil. Bu Şuraya geçmek istiyorum. Bir projeye başlarken en büyük çekincen korkun ne olur? Yani korkularla girmemeye çalışıyorum. <laughs> Çünkü korku başına gelen bir şeye dönüşüyor. Yani kendi kara talihini gerçekleştiriyorsun Hı -hı. gibi bir kehanet olarak gibi. görüyorum Hı -hı. bunu. Ee, artık öyle kaygılarla girmemeye çalışıyorum. Girmemeye çalışıyorum da girmiyorum. Onun dışında ne belki işte oluyor? bir oyuncu şey demişti. İlk şeyi düşünürüm ben. Acaba kimle oynayacağım? Kimlerle oynayacağım? Hiç önemsemiyorum ya. Tiyatroda Hı -hı. çok önemsiyorum. Hı -hı. Çünkü tiyatro gerçekten hani top atma birbirine paslaşma evet. yeri yani orada ekip olmadan yapamazsın Hı -hı. birinin açığını kapatmadan yapamazsın ama işte daha bireyci dediğim yer dizi sinema hani tabii ki gönül ister ki bunları aşmış birileriyle oynayabileyim evet. ama dizide gerçekten şalteri kapıyorum ve eğer o bana oyun vermiyorsa hiç önemli değil artık Hı -hı. yani hani karşılaşıyorsun çünkü bunlarla çok da şey yapmıyorum bir beklentiye girmiyorum yani dizi ve filmle ilgili beklentiye girmemeyi bağışıklık olarak geliştirdim. Peki tiyatro sahnesi mi yoksa bir set mi desem sana? <laughs> tiyatro sahnesi. Diyor <laughs> <Değil gülüyor> içim akıyor gerçekten çok içim akıyor tiyatro hı hı. için. Çok isterim tekrardan hatta tiyatroya başlamayı. Bu pandemi zaten tiyatroyu öldürdü, öldürdü. demek çok. Acımasızca Hı -hı. belki ama zaten hani kültürel olarak tiyatro alışkanlığı olmayan bir toplumda tiyatro yapmaya çalışmak ve bu bütçesizlikle evet. çok sıkıntılı. O yüzden tiyatro istiyorum. içimde akıyor ama Hı -hı. bekliyorum. Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığım ismi sorsan? Hepsi. <gülüyor> 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 <Politik> <gülüyor> Hepsi benim bebeklerim. <laughs> Hepsi bebeklerim. <laughs> ama e, Beren Saat'in yeri ayrı. Hı -hı. Kesinlikle çok. Bambaşka başka bir insan. Serdar abi bambaşka çok çok komik bir insan. Hı hı. Bu ikisi benim için farklı bir yerde. Peki, hiç reddettiğin ama sonradan reddettiğini üzüldüğün bir proje oldu, oldu. mu? Oldu. Hangi proje? <laughs> İsim vermeyeyim. Bir Karadeniz işiydi. Çok böyle bir 7-8 yıl önce falandı, ba bayağı önceydi. Hı hı. Sonradan üzüldüm ama babam bana şey demişti. Niye üzülüyorsun ki kızım? İstemiyordun zaten. Hı hı. Hani yapsaydın ne olacaktı? Ünlü mü olacaktın? Evet belki ünlü olacaktın ama zamanı değilmiş. Hani çok da pişman olma. Hı hı. Bırak, o an Melisa onu istedi ve yaptı. Helal olsun ya hı hı. demişti. Ben böyle... Tamam o zaman. Peki, tanışmayı çok istediğin ama tanıştığında hayal kırıklığına uğratan seni bir oyuncu, bir duayen oldu mu? Oldu. İsim veremem, İsim tabii veremem evet, ama. tabii ki veremezsin ama hangi yönden mesela? Sakık. Hayal... <laughs> <laughs> yani hani kadınlar gerçekten kadın olmak çok zor ya hani hı. tavır olarak hani hiç beklemediğin bir şeyi böyle konduramıyorsun da babacan desen değil hı, işte hı. böyle hay Allah diyorsun öyle değildir ya ama yok öyle yaptı bayağı bu... <laughs> falan oluyorsun. Kendinle olursun. mücadele e ediyorsun. Kendinle mücadele... O Öyle değil ya. Olamaz böyle bir Hı -hı. şey falan dediğim. Hayal kırıklığına uğradığım oldu. Şimdi normal günlük hayatında neler yaptığını da merak ediyorum. Çünkü hep biz sonuçta sizi ekranda görüyoruz. Hı -hı. Ee, tamam Instagram'da da işte Twitter'da da belki takip ediyoruz ama e, bir gününü anlatacak olsan veya özel hayatında şunu 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 yapmaktan çok hoşlanırım. Her gün şu, şöyle bir şey yaparım dediğin böyle özel zevklerin, etkinliklerin var mıdır? Ya şimdi şöyle biz belli bir dönem iş beklemeyle geçirdiğimiz hı hı. için çok fazla hani boş zamanımız oluyor. Aynı zamanda işte çalışırken de hiç olmuyor. Evet. O boşlukta gerçekten büyük bir boşluğa düşüyorum. O yüzden kendime disiplin haline getirdim. İşte sabah kalkıyorum mutlaka 11'de bir sporuma gidiyorum. Hı hı hı. Ondan sonra ardından eve geliyorum. Yemeğimi yiyorum. Kedime köpeğime bakıyorum. Oyun oynuyorum. Ben sürekli oyun oynuyorum. Onun dışında resim yapmaya hı hı. ilgim var hı hı. deniyorum öyle soyut şeyler yapıyorum. Hı -hı. Bir roman yazmaya başladım. Aa. <laughs> hani böyle deyince ya bir roman yazmaya başladım ben. falan. <laughs> bir şey oluyor. Ee, i̇şte bir tane yazdığım bir oyunum var. Şimdi bir tane daha yazıyorum. Nereye gider bilmiyorum ama Hı -hı. hani üretmeyi seviyorum. Durmayı sevmiyorum. Bir de takı yapıyorum ben. Aa. İşte ek iş olarak Hı -hı. da aslında başlamıştım Hı -hı. buna. Çünkü eskiden hani daha öğrenciyken çok fazla işte sabuncuda çalıştım işte ne bileyim garsonluk yaptım işte hosteslik yaptım hı hı. menü falan götürüyordum kostüm giydim dans ettim öyle şeyler yaptım sonra dedim ki bir altın bileziğim olsun hı hı. hani bu bileziği de ben tak olur <laughs> düşündüm hı hı. aa dedim ileride işte dükkanını falan da açarım öyle kendi kendime yapıyorum böyle bir şeyler üretiyorum metal üstüne çalışıyorum hı hı. daha çok öyle benim bir günüm öyle geçiyor o da aktif bir şeyler devam ediyor hı. o zaman Evet Taka evet. yapma durumun harika. Peki biraz da böyle özel hayatına girersek bir ilişkinin içindeyken öz yaparsan en böyle çekilmez en berbat özelliğin ne olur? Benim e, eskiden çok daha vardı biz dilinden konuşmayı bilmiyordum. Bence bir ilişkide en önemli olan şey o biz dili den sevgi diline gidebilmek. Çok daha benci bir yerdeydim işte o klasik var sen bana bunu yaptın ben sana. Hı -hı. Hani eskiden öyle bir yanım vardı şimdi çok sabırlıyım. Yani o sabrımın. Kırıldığı noktada gerçekten hani çok çabuk vazgeçebiliyorum artık. Çünkü deneyimim var. Hı hı. Yani o sabrı eğer biri kırıyorsa tamam diyorum. En çekilmez özelliğim bir de sevgi manyağıyım. <laughs> oh, Bence <laughs> en çekilmez <laughs> özellikle kedi gibiyim. Yani sürekli işte şuraya beni sevse. Hani böyle şımarık Temas bir şeye bağımlılığım var. Temas bağımlılığım var. Hı hı. Evet galiba bu bazen çekilmez olabiliyor mudur bilmiyorum sormak lazım. <laughs> o da karşıdakinin tabii Anladım. şeyine göre değişen bir şeydir evet. yani hareketine göre. Peki benim sorularım bu kadardı Melisa. Çok teşekkür ee, ben ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbetti. Bundan sonraki projelerinde de yeniden bir araya gelmek ümidiyle, dileğiyle diyorum. Başarılar <laughs> diliyorum sana. Senin eklemek istediğin, takipçilerine sevenlerine söylemek istediğin bir şey varsa tam böyle senin kamerana hmm. bakarak alabiliriz. Valla söylemek istediğim spesifik bir şey yok çok teşekkür <laughs> ederim her şey için çok güzel takipçilerim var çok yargısız aslında çok açık fikirli <laughs> şaşırtıcı böyle beklemiyordum hepinize çok teşekkür ederim biz de çok teşekkür ediyoruz bugünlük bizden bu kadar bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın kanalımıza <laughs> Şöyle, abone şuralar <laughs> şuralar beğenip <şuralarda. gülüyor> tıklayıp <laughs> hoşçakalın